Evet. Daha önceki videolarımızda simülasyon sonucunda bir takım uyarı mesajları aldığımızı aşağıda görmüştük. Şimdi bu uyarı mesajlarının biraz daha anlamlı olmasını sağlamak için şu sağ tarafta gördüğümüz Analyze Messages yani buradaki mesajları, log penceresine düşen mesajları biraz analiz etme kısmına başlayacağız. Bu da Verikat 8'de yeni gelen bir özellik. Burada birbiri ardına çıkmış mesajların daha anlamlı ve daha düzenlenebilir olarak analiz kısmında görmemizi sağlayacak. Şimdi analize geldiğimiz zaman burada bir takım ikonlar görüyoruz. Öncelikle mesaj tipine göre bize bunları diyebileceğini göreceğiz. Şimdi mesela bilgi mesajları. Şunlar bilgi mesajları. Siemens 840D kontrol ünitesinde mesaj etiketiyle ee, operasyonunuzun ismini yazdırırsanız NC programımızda tezgahta operatörünüze karşısına o satırda bir mesaj çıkar veya şu operasyon olduğunu gösterir. Aynı şeyi veri katta, burası bizim penceremiz gibi buraya düşmesini sağlar. Limit hataları. 5 eksen veya sim özellikle daha böyle simultane işlemelerde karşımıza çıkabilecek tezgah limitinin yetmediği durumlarda işte Z limitinin, XY limitlerinin tezgahın işleme kapasitesinin takımın dışına gitmesini istediği noktalardaki hataları görebilirsiniz. Collision çarpışma hataları gibi bunları sınıflandırabiliyorsunuz. Yani şöyle hızlıca bakacak olursak bilgi mesajları, limit hataları, çarpışma hataları ve diğer hatalar. Bunlar mesela fast feed rate işte hızlı hareketle talaş kaldırma olabilir. Veya bizim bir takım e, kullanıcı tarafından bizlere iletilen bir takım istekler olabilir. Mesela e, soğutma suyu kapalı iken talaş kaldırıyorsa bana uyarı versin. Veya şu devrin üzerindeyse e, tezgaha bana uyarı versin. Bu devrin altındaysa uyarı versin. E, bu takım hava soğutmasıyla çalışıyor. Kodu M25'tir. Buna su verilmişse bana uyarı versin gibi birçok nokta. Burada biz bunu veri katla kontrol ünitesini konfigüre ederek ayarlayabiliyoruz. Bunlar diğer hatalar kapsamına giriyor. Şimdi işi biraz daha detaylandıralım. Şurada sıralamayı mesaj tipine göre yaptıktan sonra bir de takım tipine de göre yapabiliriz. Mesela diğer hatalarda 20r3'e aitmiş şu fast feed rate'ler. Şu hata ise Bor D20 takımına ait. Çarpışmalardan şu iki hata bir numaralı takımın. Şu 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 hatalar 63 R6'nın. Buraya tıkladığımızda nerede olduğunu görüyor. Review aracı da yine burada çalışır. Ben 63 R6'daki şu çarpmanın ne olduğunu görmek isteyebilirim dediğimizde bizi yine oraya götürür. 20 R3'e ait çarpışmalar. Limit hataları. 25 numaralı takımdaki şuradaki limit hatası. Şuraya baktığımda Z limiti vermiş. Kırmızı yapmış tezgahı. Burada ne oluyor? Cycle 800'den sonra referansa giderken yazılan Z tezgahın limitinin dışına çıkmış. Bunu burada görme şansımız var. Gördüğünüz gibi hem e, NC Program Review hem de analizi kullanarak çok verimli bir şekilde simülasyonumuzun sonucunu irdeleyebiliyoruz. Bunun dışında bir de istersek e, NC program ismine göre de yapabiliriz çünkü bazen burada gördüğümüz gibi burada işlenecek parça e, tek bir e, MPF Siemens e, NC program dosyası olmayabilir operasyon operasyon tek tek 20 tane NC programınız olabilir ardı ardına çalıştırabilirsiniz bu tezgahınızda da böyle yapıyor olabilirsiniz hangi NC programdaydı bu hata şimdi 20 tane programı ardı ardına simüle edebilirsiniz bütün hepsiyle ilgili aralık olarak birinde üçüncüde, de birinde beşinci de birinde yedinci de hatalar çıkmış olabilir NC programınızda. Ve bu hatalarınızı yine şu takım ama şu yani aynı takım birden fazla NC programda da kullanılabilir. Hani birinci operasyonda da kullanılabilir. Yedinci operasyon ve on operasyonda kullanılabilir aynı takım. Ee, buraya gittiğinde takımı gördükten sonra bu takımın şu nc programdaki hataları ve bu nc programdaki hataları diye karşımıza bunu çıkartabilir limit hatalarını ilk aşamada görmek ise şu istenebilir limit hatası çünkü kritik bir hatadır takım boylarında bir takım hatalarımız olduğunu gösterebilir bize veya bağlama veya fikstür sorunu olduğunu gösterebilir veya belki de te, bu tezgahta işleyemeyeceğinizi e, gösterebilir. Dolayısıyla ilk aşamada hani önerdiğim şey ne olabilir? Simülasyon komple çalıştırılır. İlk başta analiz kısmından gidip limit hataları nerede? Bunlara bakarım. Bu limit hatalarını giderebilecek miyim? Hani hangi takımdaymış? Şuradan takımı da seçerim. Limit hatası hangi takımda? D25. Oradan review'umu açarım ve şuraya gittiğimde şu aşağıdan gittiğimiz zaman şurada limit hatamızı görüyoruz. Evet, bir tek bu takımda limit hatam var. O da şu noktada. İkisi de aynı yerde aslında deyip burada evet şu zeti düzelterek limit hatamı giderebilirim veya takım boyumuzdan kaynaklı olabilir işleme noktasında. Belki takım boyumuzu biraz uzatmamız icap edebilecek nokta olabilir. Bunlara hızlıca müdahale edip gerekiyorsa operatörü uyarıp veya kendi proses mühendisimizi uyarıp Başka bir takım veya başka bir tutucu seçmemiz veya aparatı biraz yükseltmemiz noktasında kendilerini uyarıp daha sonra diğer hatalarla ilgilenirken zaman kazanmış olabiliriz. Bu bize fiiliyatta tezgahta ilk seferde doğru parçayı daha hızlı bir şekilde elde etme şansı sunacaktır.